anlaşılan ülkemiz üzerinde bir takım oyunlar sahneye konuluyor. Kullanılan kişiler, onlara bir görev verilir ve o görevi yaparlar. Özgür Özel gitti ve orada bir normalleşti. Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelince bir takım sözler verildi. DEM milletvekilleri bir yasa teklifi verdiler meclise. Abdullah Öcalan da bundan yararlansın ve bıraktırsın, salıverirsin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'li milletvekillerinin 50'si 180 derecelik bir dönüş yaptı. Peki niye? Kendisi mi yaptı yoksa kendisine bir görev mi verildi? DEM Cumhur İttifakı'na alınabilir. Recep Tayyip Erdoğan da hayat boyu ölünceye kadar Kandil teröristlerine görev veriyor ve en önemli yere saldırmalarını sağlıyor. Öyle DEM, İmralı falan değil. Bu iş bizde diyor. Türkiye için plan bence değişti. İsrail Türkiye'ye saldıracak. Suriye'de bir devlet kuruldu. O devletin kurulmasının sebebi de doğrudan doğruya AKP iktidarının ihvancılığıdır. Türkiye için artık Türkiye bölme planı terörle değil, başka bir yöntemle gerçekleştirilecek. Ama biz Türk Töresi kitabının ortasından da konuşuruz. Atatürk'ün nutuğunun ortasından da konuşuruz. Susmak mümkün değil. Devlet Bahçeli'nin görevi APO'nun yeniden serbest kalarak, ne yazık ki bunu Özgür Özel de yapıyor, İstanbul Belediye Başkanı da yapıyor. Ya bu cehaletle sen nasıl genel başkan olacaksın Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ey CHP'liler, sizin genel başkanınız eşit yurttaşlık kavramını size sormadan konuşabiliyorsa bu zatı bu beceremediği görevden alın. APO'nun başında bulunduğu örgüt 15 bin insanımızı öldürdü. Umut hakkıyla dışarı çıkacak öyle mi? Aklınızı başınıza alın. Meydanı da boş zannetmeyin. 15 bin kişinin onlara umut hakkını kim verecek? Devlet Bahçeli. Ne oldu sana böyle birdenbire? Yoldaş değiliz çoktandır ama ülküdaş da değiliz artık.